Palamutları kestirmiyoruz. Sarıcılar köyünde ÇED toplantısı yaptırılmayan güneş enerjisi santrali projesi için Bergama Belediyesi ağaç kesim ihalesi yapılacağını duyurdu. Yani bize hiç bilgi verilmedi. Bilgi verilmeden bir belediye başkanı gelip ne muhtarı, hiç kimse bize bilgi arz etmedi yani. Durumu hiç anlatmadı. Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre 45 bin metrekarelik alan şirkete 30 yıllığına kiraya verildi. Alanda 236'sı meşe, 47'si ise çam olmak üzere 283 ağaç kesilecek. Böyle ağaç kesen hiç bir şey yoktu. Kuru odunu çengelle çeker, kırardık, alır giderdik. Göğsümüzü gürle gürle. Şimdi yaşını kesiyorlar. Razı gelmiyoruz. Kesim yapılacak bölgede 300-400 yıllık ağaçlar da bulunuyor. Toplam bedeli 86.902 TL olan ihale duyurusunda kesilecek bir ağacın bedeli ise 307 TL. Duyuruda yapılacak iş ise şu şekilde tanımlandı. Mülkiyeti kurumumuza ait ilçemiz Sarıcılar Mahallesi'nde bulunan yukarıdaki tablolarda tapu kaydı, cinsi ve diğer bilgileri yer alan parsel üzerinde tanımlı bulunan cins, adet ve metreküpü verilen ağaçlar dikili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ihaleyle satışı yapılacaktır. İşin mahiyeti ağaçların ve ağaççıkların kesilmesi, köklerin sökülmesi, oluşan kök çukurlarının doldurularak tüm envalin sahadan kaldırılmasıdır. Burada bu palamutların kesilmesine, ata yadigarı bu palamutların kesilmesini istemiyor ve bunlara sahip çıkmak adına bugün buralarda direnecekler. Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, 18 Ağustos'ta yapılacak olan ihaleden vazgeçilmesi gerektiğini vurgularken, daha önce ihaleye açılan tarlalara dikkat çekti. Büyükşehir yasasıyla belediyeye geçen tarlaları her ay 2-3 kez yaptığı ihalelerle sattığına tanık olduk. Ama ilk defa bir ağaç kesim işini üstlendiğini görüyoruz. Meraların ata yadigarı olduğunu ve köylülerin bölgede hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten Engel, belediyeye seslendi. Bu meradan Bergama Belediyesi'ni uyarıyoruz, elini çek diyoruz. O orman Sarıcalar Köylüsü'nün, Bergama'nın geleceğidir. Lütfen bu konuda yanlıştan dönün.